Merhabalar, ben Pınar Selek, sosyoloğum, edebiyatçıyım, feminist aktivistim, antimilitarist aktivistim, daha birçok konuda aktivistim ve farklı ifade biçimlerini birleştirerek anlamaya ve verdiğim şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den uzağım. Şu anda Fransa'da Nice Côte d'Azur Üniversitesi'nde Sosyoloji Departmanı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ümmis laboratuvarında araştırmalarımı sürdürüyorum ve sınır Observatuarı, sınır gözlemevinin eş koordinatörüyüm. Burada İtalya-Fransa sınırında olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Bugün Türkiye Feminist Hareketi üzerine konuşacağız. Kısacık bir dersimiz var. Fiziken birlikte olamamak biliyorum ki etkileşimli bir engeller her zaman. Ama bu bir başlangıç olsun diyelim. Şimdi Türkiye Feminist Hareketi bize ne öğretiyor? Birçok açıdan bakabiliriz, soru sormaya başlayabiliriz. Birincisi sosyal hareketler sosyolojisi açısından çok şey öğretiyor. Son derece Avrupa merkezli, Batı merkezli olan determinist teorilerin sınırını ortaya koyuyor. Yani political opportunity teori dedikleri, yani politik olanaklar yapısı dedikleri, özellikle political science alanında bildiğimiz Chartier'i, Doug McAdam'ın geliştirdiği political opportunity teorisini ve sonra da devam eden teorisini aslında şey yapıyor, yani boşa çıkarmış oluyor. Çünkü bu teorilere göre politik olanaklar direkt olarak siyasal üst yapıdan geliyor ve bunlar altyapıyı belirliyor ve toplumsal hareketler üst yapıdaki açıklığa ya da kapalılığa göre şekilleniyorlar. Oysa Türkiye'deki sosyal hareketler tarihi bu teorilerin tersine siyasal üst yapının ya da ekonomik altyapının tek belirleyici olmadığını ortaya koyuyor. Aktörlerin yaratıcı güçlerini ortaya koyuyor. Bunu biraz düşüneceğiz. Yani sosyal hareketler teorisi açısından. İkincisi, daha üçüncüsü, dördüncüsü var ama bu kısacık derste. İkincisi de feminizm açısından öğrettiklerini belki biraz düşünebiliriz. Ben Bell Hooks, siyah feminist Bell Hooks'u çok seviyorum. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki feminizm aslında eğer gereğince davranırsak her birimizin hayatını değiştirecek olan sihirli bir değnek gibidir. Diyor ki feminist hareketler hayatlarımızı değiştirebilir fakat buna ancak feminist teoriyi yeniden inşa ederek ve diğer toplumsal hareketlerle birlikte davranarak ulaşılabilir diyor. Bence Türkiye Feminist Hareketi'nin kısa ama kocaman tarihi feminist mücadelenin militarizmle mesela hesaplaştığı zaman nasıl geleneksel muhalefet repertuarını kökünden sarsabildiğini gösteriyor. Ve çok sevdiğim Hannah Arendt'in ifadesiyle yeni bir süreç başlatabildiğini de gösteriyor. Şimdi bu kısacık dersimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye Feminist Hareketi'nin ortaya çıkma sürecini birlikte düşüneceğiz ya da düşünmeye başlayacağız diyelim. İkinci bölümde Türkiye Feminist Hareketi'ni baskı koşulları altında, yoğun baskı siyasal koşullar altında çeşitli adaptasyon taktikleriyle şekillenen toplumsal muhalefet alanındaki dönüşümlerin bir parçası olarak ele alacağız ve feminist hareketin bu dönüşümdeki rolünü ve bu dönüşümden nasıl etkilendiğini
üzerine düşüneceğiz diyelim. Şimdi önce başlarsak birinci bölüme, ben diyorum ki betondan fırlayan bir toplumsal hareket. Yani bu bölümde Türkiye Feminist Hareket'in dediği ortaya çıkma sürecini ve bu sürecin bize gösterdikleriyle ilgili düşünmeye başlayalım. 2013'te gezi eylemleri olduğunda tüm dünya şaşırdı. Yani o zamanki dünya basınını biraz okuduğumuz zaman ilk gördüğümüz şey büyük bir şaşkınlık, ilginç bir şekilde. Türkiye muhalefet repertuarındaki yenilenmeyi, zaten başlamış olan yenilenmeyi bilmeyenler, buradaki örgütlenme biçiminin, yani bu eylemdeki örgütlenme biçiminin, eylem biçimlerinin nereden ortaya çıktığını anlamakta zorlandılar. Ama bu eylemler ya da bu eylem tarzları havadan düşmedi. Zaten var olan dönüşümü açığa çıkardı sadece. Daha önceki eylemler bu kadar medyatikleşmiyordu. Bu medyatikleşince o dönüşümü dünyada gördü aslında. Türkiye siyasal yapıdaki kapanmaya ve otoriterleşmeye rağmen 90'lardan itibaren Türkiye sosyal muhalefet alanı devrimsel bir dönüşüm yaşadı. Teorik, örgütsel ve eylem biçimleri boyutunda bir dönüşümden bahsediyorum. Ve Türkiye Feminist Hareketi bu dönüşümde tek olmasa bile, tabii ki tek değil, ama çok çok önemli bir rol oynadı. Özellikle ortaya çıkışı, şimdi onu ele alacağız, yeni bir muhalefet devresi başlattı 80'lerden itibaren. Yani Türkiye'de Feminist Hareketin ortaya çıkışı yeni bir muhalefet döngüsünün ya da devrinin, nasıl Türkçe'ye çeviriliyorsa, ortaya çıktığını gösteriyor. Şimdi feminizm kısa tarihi dedim biraz önce. Aslında Türkiye'de, bu topraklarda diyelim, feminizmin örgütlü tarihi daha da eski. Yani 19. yüzyıla kadar, Osmanlı dönemine kadar uzuyor ve 19. yüzyılda bir sürü feminist dergi, feminist dernek, adına feminist demese bile buna pro-feminist diyebiliriz ama önemli değil. Çünkü çok çok net talepler var. Yani kadın otonomi, sadece eşitlik değil, aynı zamanda otonomi üzerine çok önemli şeyler var. Ama bu hareket içinde Grekler var, yani Ermeniler var, Kürtler var, Türkler var. Yani oldukça Osmanlı yapısına göre karışık bir hareket ve çoklu bir hareket. Ve tabii soykırım, katliamlar, Türk ulusal yapısının kuruluşu sürecindeki bütün diyelim etnik temizlik bu harekete bir sürü darbe vuruyor. Yani önce Ermeni arkadaşlarını, sonra Grek arkadaşlarını, Arap arkadaşlarını, Yahudi arkadaşlarını ya da yoldaşlarını, Kürt yoldaşlarını yitirdikten sonra bir avuç kalıyor kadınlar. Ama yine de özellikle Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kararlılıklı mücadeleye devam ediyorlar. Ve o ilk süreçte karar veriyorlar. İlerici Kadınlar Partisi'ni, Terakkiperver Kadınlar Partisi'ni kurmaya Ankara'ya koşuyorlar. Ve diyorlar ki biz geleceğimizi erkeklerin eline bırakmıyoruz. Tabii bu kadınlar İzmir'de, İstanbul'da bir avuç kalmış kadın. Yani kendi Türk olarak tanımlayan kadınlar. Ve gidiyorlar kendilerine birkaç erkek işbirlikçi buluyorlar diyelim. Ve diyorlar ki biz İlerici Kadınlar Partisi'ni kurmak istiyoruz. Ve bu Cumhuriyet tarihi aynı zamanda bu öncü kadınların yerleniş, dışlanış ve görünmezleşmesinin tarihi. Bu kadınlar hepsi dışlanıyor ve bazıları çok büyük psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Hem siyasal alandan, hem ekonomik alandan, hem alandan. Çünkü o zamanki politik iktidar diyor ki kesinlikle ve kesinlikle kadınlar kendi başlarına hareket edemez.
biz kadının bu cumhuriyetteki önemini belirleyeceğiz. Öyle ayrı hareketler, ayrı partiler kurmak kesinlikle yasak. Kadının rolünü, yerini biz belirleyeceğiz. Dolayısıyla ondan sonra çok hızlı bir süreç başlıyor. Yeni Cumhuriyet'in milliyetçi bir rejimi ulusun da sembolü oluyor. Bir sürü eşitlik politikaları arka arkaya başlıyor. Hem politik anlamda hem ekonomik, sosyal anlamda giysi devrimi oluyor. Ama tekrar söylüyorum, kendi başınıza örgütlenmeyin. Milletin kuruluşunda rol alırsanız haklarınız olur deniyor. Ve tabii seçme ve seçilme hakkı Avrupa'nın birçok ülkesinden çok önce gerçekleşiyor. Ve kadınlara diyorlar ki ya CHP içinde o zamanki tek parti ya da Türk Kadınlar Birliği kuruluyor. Bunun için de yer alın. Türk Kadınlar Birliği de Cumhuriyet'in kuruluşunda öncülük edecek. O zaman Atatürk figürü var. Atatürk zaten hani Türklerin babası olduğu için aynı zamanda kadın özgürlüğü kızlarına veren bir baba figürü ve aslında son derece patriarkal bir figür. Aynı zamanda evlatlıkları var ve o baba figürü ve onun evlatlık kızları çerçevesinde örgütleniyor. Afet İnan işte bilimsel alanda, sosyal bilimler alanında aynı zamanda son derece ırkçı bir tez yazıyor. O biraz Türk milliyetçiliğinin diyelim ki akademik alandaki sembolü oluyor. Ama ikinci sembol Sabiha Gökçen figürü, askeri bir figür. Aynı zamanda askeri bir figür ve Kürtlere yönelik katliamda da ismi geçiyor. Nereden geldiği de belli değil. Çok tartışmalar var ama Sabiha Gökçen aynı zamanda işte savaş pilotu Türk Cumhuriyeti'nin figürü oluyor. Yani kadınlara şöyle bir şey söyleniyor. İşte kısa saç, hatta biraz mini bir etek ama dekolte yok. Hem militarist hem modern bir kadın figürü kuruluyor. Ve aslında mesela benim annemin kuşağı ya da babaannemin, anneannemin kuşağı feminizme ihtiyaç yok diye düşünüyor. Çünkü eşitlik politikaları devlet tarafından verildiği için ve bu kadın figürleri etrafında şekillendiği için yani en büyük feminist Atatürk diye düşünüyorlar. Dolayısıyla ordu kadın haklarını koruyor, devlet koruyor ve kadınlar onun içinde ancak rol alabiliyor. Şimdi bir böyle bir yapı var. Hızlı geçiyorum. Bir de 1960'lardan itibaren gelişen toplumsal muhalefet var Türkiye'de ve bu toplumsal muhalefet alanını daha çok sol öncülüğünde yürüyor. Daha çok Marksist-Leninist sol öncülüğünde yürüyor ve bunun öncülüğünde kitlesel sosyal mücadeleler 1980'lere kadar gelişiyor. Burada başka türlü bir kadın figürü görüyoruz. Kadına bu devrimci hareket oldukça kitleselleşiyor ve sistemi de zorluyor aslında. Ama burada kadına yeni roller veriyor bu hareketler. Daha çok sınıf bakışı ekseninde ve işte kadınların ezilmesi doğrudan doğruya işte sınıf sömürüsüne dayalı olduğunu söylüyor ve kadınların tüm sorunlarının çözüleceği de devrimden sonra olacak deniyor. Ve o kadar güçlü bir toplumsal muhalefet var ki gerçekten özellikle 1980'e kadar devrime inanılıyor. Yani belki yarın, belki yarından da yakın. O yüzden her şeyi erteleyelim. Şu anda sadece devrime odaklanalım düşüncesi hakim. Son derece antifeminist bir çizgi hakim. Feminizm burjuva ideolojisi olarak görülüyor. Eşcinsellik burjuva sapkınlığı olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni figür, yani yeni kadın figürü, özgür kadın tırnak içinde kadın figürü devrimci bir cinsiyetsiz kadın oluyor. Ve özel alan değil, yani kadınlar eğer örgütlenecekse özel alan konusunu konuşmayacaklar. Sosyal haklar, eşitlik hakları, işte devrimle ilgili kapitalizme karşı mücadele edecekler. Buna rağmen kadınlar bu örgütlere kitlesel olarak katılıyorlar. Ama bu örgütlerdeki erkek egemen yapıyı değiştiremiyorlar. Ve aslında bu süreci incelediğimizde görüyoruz ki devrimci kadın modeli ve cumhuriyetçi kadın modeli aslında birbirini tamamlayan iki figür oluyor. Ve aslında
bir yandan da feminist hareketin önünde iki tane fren oluyor. Birbirini tamamlayan iki fren. 1980'lere kadar böyle gidiyor bu süreç. Dolayısıyla yani o 1980'lere kadar herhangi bir genç kadın için iki tane figür var. Yani özgürleşmesi, gelişmesi, gelişmek isteyen bir kadın için ya cumhuriyetçi kadın ya devrimci kadın. Bunun dışında bir yol görünmüyor. 1980 darbesi bu süreci bir bıçak gibi kesiyor. Zaten biraz önce söylediğim sosyal hareketler sosyolojisi açısından bu dönem çok önemli. Çünkü burada siyasal yapının daha da kapandığını görüyoruz. Otoriterleşmenin hatta totaliterleşmenin iyice arttığını görüyoruz. Ve 1980 darbesi uluslararası biçimde örgütlenmiş çok güçlü bir darbe. Toplumsal muhalefetin üzerinden silindir gibi geçiyor. Yüz binlerce tutuklu, her şey yasak, dernekler, sendikalar, şiirler, işkence, ölüm, yüz binlerce tutuklu bu çok önemli bir şey ve büyük bir devlet terörü görüyoruz. Bu süreçte bu silindirin altında sol yeniliyor. Ve Hannah Arendt'in mucize dediği şey burada gerçekleşiyor. Yani her şeyin durduğu tam olarak bir felç, toplumsal bir felçten bahsedilen bir süreçte feminist hareket doğuyor. İncelediğimizde o doğuş sürecini belki bugün ayrıca konuşuruz başka bir süreçte. Çünkü o çok önemli bir süreç. Nasıl doğuyor? Yani nasıl sürgüne giden ya da yurt dışında üniversitede olan, Türkiye'de üniversitede olan ya da eski devrimci olan, cezaevinin önünde olan kadınlar bir araya geliyorlar bir şekilde. Kaynaklarını, bilgilerini, deneyimlerini, bireysel deneyimlerini kolektifleştiriyorlar. Ve tabii o zaman şeyden de bahsediyoruz. Bir sürü sol örgüt var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sol örgütler de zaten 40 bin parçaya bölünmüş. İşte Mao'cusu var, Troçkisti var, Marksist, Feminist var, Stalinist var. Bunlar bir araya geliyor. Ya senin örgütte nasıldı? Aa bizde de böyleydi falan. Kadınlar artık o ilk bilinç yükseltme gruplarında ortak deneyimlerini görüp kolektifleştiriyorlar. Ve orada başlıyorlar. İlk feminist gruplar, feminist hareketler. Hızlı geçiyorum burayı. İlk öncü kadınlar hem tarihlerinden öğrendikleri deneyimleri öne çıkarıyorlar ve orada diyorlar ki bizim radikal bir şeyler yapmamız lazım. Yani kökten, radikal derken kökten bir şey yapmamız lazım. Ama aynı zamanda bu süreçte ayakta durmamız lazım. Dolayısıyla bir kısmının politik sermayesi olduğu için cebinde, daha doğrusu eski devrimci oldukları için bir kısmı düşünüyorlar biz nasıl adapte olabiliriz bu süreçlere ve ince taktikler geliştiriyorlar. İşte dernekliği şirket kuruyorlar ve biraz da yararlanıyorlar. Hani devlet özel olan politiktir lafından bir şey anlamadığı için daha devletin o anda öncelikleri var. Yani Kürtler var, solcular var, daha başka gruplar var. Dolayısıyla kadınların bu bir araya gelmesi o zaman çok fazla dikkat çekmiyor ve o zamanki öncü kadınlar bu önemsenmemekten faydalanıyorlar biraz. Ve hem dediğim gibi o ilk tartışmalarda ve ilk küçük eylemlerde yavaş yavaş kendini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hem çok radikal bir eleştiri ve mücadele hattı geliştiriyorlar. Ama hem de çok ince taktikler geliştiriyorlar. Böyle meşhur görünmek ya da dikkat çekmemek için. Ve bu süreci incelediğimizde bu süreçteki yazılara, bu süreçteki ilk bildirilere, ilk çünkü içinde akademisyen kadınlar da var. Görüyoruz ki daha filizlenme sürecinde bu hareket, bu akım kadın erkek eşitliği ötesine geçerek kendini devletin ve sol hareketin hakim kıldığı milliyetçi ve militarist patriarkayla boğuşurken buluyor. Yani biraz öyle bir sürecin içine giriyor birdenbire. Yani 80 darbesinin en karanlık
en korkutucu günlerinde ben hep onu betondan fırlayan bir çiçeğe benzetiyorum. Betondan fırlayan bir çiçek gibi kendini yaratıyor ve bunu kendini yaratma sürecinde hem dediğim gibi taktikler yapıyor dikkat çekmemek için, hem de kadınları modern devletin vitrini yapan ama onların hiçbir bağımsız girişine geçit vermemiş olan öncü kadınları dışlayan, diğerlerini evlatlıklaştıran rejimin güvenlikçi, militarist ideolojisini eleştiriyor ve bunun cinsler arası iş bölümünü nasıl düzenlediğini ortaya koyuyor. Kadın, erkek, aile, devlet ilişkilerinin ulusal ihtiyaçlara göre hangi mekanizmalarla şekillendiğini analiz ediyor. Milliyetçi ve militarist çerçevenin patriarkal yapıyı yeniden ürettiğini çözümlüyor. Her zaman böyle militarist, milliyetçi gibi isimler koymuyorlar ama olayların gelişimini anlatıyorlar mesela. Yani dediğim gibi taktiklerle yapıyorlar ama bu teoriler bunu söylüyor o zamanki analizler. Ve o zamanki kadınlar kendi tarihleriyle, yani feminizmin Osmanlı döneminde ortaya çıktığı ve sonra kesildiği süreci de düşünüyorlar ve tarihleri kendilerinden başlatmıyorlar yani. Ve kadınlara şaşırtıcı bir cömertlikle sunulan sosyal, ekonomik, politik hakların avantajlarını da görmezden gelmiyorlar tabii. Ama militarist şarttan kısa saçları, tayyörleri, diplomalarıyla yeni otoritenin misyonerleri olarak çıkan kadınların aslında sınırlarını da gösteriyorlar. Ve en önemlisi özgürlük olmadan eşitlik olmaz diyorlar. Ve bunu da çok akıllıca yapıyorlar. Dolayısıyla da ulusun çıkarlarına göre, tekrarlıyorum, kurgulanmış kadın kurtuluşunu ve buna bağlı sosyal düzenleri sorun edince, yani kamusal otoritenin sosyal otoriteyle bütünleşme noktalarını çözümleyip bunun ötesine geçmeye çalışınca, feminist hareket Türkiye'deki ulus devlet yapılanması açısından görülmemiş ve beklenmedik bir çatışma dinamiği haline geliyor ve kendine hedef göstermeyen bir çatışma dinamiği haline geliyor. Şimdi bunu yaparken biraz önce söylediğim gibi aynı zamanda solla da hesaplaşıyor. Yani kendini 60'lı yıllardan itibaren tüm sosyal davaları monopolleştiren sol harekette, yani kendini sistem karşıtı olarak adlandıran muhalefetle de hesaplaşıyor. Sadece Marksist, Leninist, Maoist, Troçkist kadın sorunu tanımlamasını eleştirmiyor. Sadece onu yapmıyor, onu da yapıyor. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim solun öne çıkardığı devrimci kadın modelinin ve cumhuriyetçi kadın modelinin ikisi arasında ilişki, devrimci kadın modelinin cumhuriyetçi kadın modelinden bayrağı nasıl devraldığını ve bunun arkasındaki militarist mekanizmaları eleştiriyor. Ve bir şekilde diyor ki, bunu böyle açıkça söylemiyor, sonra belki başka feministler söylüyor, Ayşegül Altınay söylüyor, başka feministler daha sonra daha rahat adını koyarak söylüyorlar ama ilk feministler de bir şekilde kendi söylemlerinin söylem çözümlemesi yaptığımızda bu söylemler şunu söylüyor: militarizmin içinden özgürlük çıkmaz. Bunu da hem hangi ortamda söylüyorlar? Biraz önce söylediğim 12 Eylül'ün, yani 1982, 83, 84'ün en karanlık döneminde, yani politik ve sosyal hayata şiddetin şekil verdiği bir ortamda söylüyorlar. Sadece söylemekle kalmıyorlar. Bu eleştirileriyle ve aynı zamanda eylem denemeleriyle yavaş yavaş sosyal mücadeleler alanındaki aterkil ve militarist repertuarı da yapı bozumuna uğratmaya başlıyorlar. Tekrar ediyorum, Türkiye Feminist Hareketi hakim kurtuluş
söyleminin kutsallığıyla boğuşuyor. Ve iktidar odaklı örgütlenme, mücadele ve eylem tarzlarını eleştiriyor. Ve böylece Türkiye'de yeni bir mücadele döngüsünün öncüsü oluyor. Ve arkasından görüyoruz 80'lerin sonuna doğru LGBT hareketi gelişiyor. Ekolojist hareket gelişiyor. Yani hepsi feminist harekete direkt olarak bağlı gelişmiyor ama bence feminist hareketin o süreçteki çıkışı devletle ve solla boğuşması, eleştirileri bu kapıyı, kapının açılışını kolaylaştırıyor diyelim. İlk küçük anarşist hareketleri görüyoruz, daha önce yoklardı. Antimilitarist hareketleri görüyoruz, yeşil hareketi görüyoruz. Yani yeni hareketler, aslında dünyada yeni olmayan ama Türkiye'de yeni alan bulan hareketler işte 80'lerin ortasından itibaren örgütlenmeye başlıyorlar ve bu gruplar bu yeni döngünün, yani yeni bir toplumsal muhalefet döngüsü dediğim şeyin diğer aktörleri oluyorlar. Ve feminist hareketin başlattığı eleştirilere sadece katılmakla kalmıyorlar, ona yenilerini ekliyorlar, onu geliştiriyorlar, katkıda bulunuyorlar. Ve çok garip bir şekilde, yani biraz önceki teorilere gelelim, o teori, determinist teorilere, muhalefet felç olduğunda, yani siyasal yapının politikaları, sosyal muhalefeti felç ettiğinde yeni bir muhalefet döngüsü başlıyor. Ve 80 Gil Doronzoro, araştırmacı Gil Doronzoro diyor ki 1980 politik abitüsün değiştiği bir sıfır yıldır diyor. Çünkü bu sıfır yılı üst yapı yaratmıyor. Bu sıfır yılı aslında bu gelişen yeni toplumsal hareketler yapıyor. Bu tarihten itibaren biraz önce söylediğim gibi toplumsal mücadeleler alanında ideolojik, örgütsel, politik, felsefi hatta monopol yapı bozumuna uğruyor. Tam da bu süreçte Kürt hareketinin kitleselleşmesi, sol hareketin yavaş yavaş cezaevinden çıkıp yeniden toparlanması bu süreçte gerçekleşiyor ve birdenbire Türkiye sosyal muhalefet alanı çoklu bir yapıya sahip oluyor. Yani birbirinden çok farklı grupların olduğu, kendi aralarında çatışmaların da olduğu tabii ama yeni farklı tekli bir dinamik değil, çoklu bir dinamik ve çoklu bir kaynaklar çoğalıyor, dinamikler çoğalıyor diyelim. Ve birdenbire 90'lardan itibaren aslında bu yeni döngü hakim oluyor sosyal muhalefetler alanına. Yani birinci bölümü böyle kısaca söyleyebilirim. Şimdi ikinci bölümde bu toplumsal muhalefet alanındaki dönüşümleri ve feminist hareketin buradaki yerini biraz anlamaya çalışacağım. Yani ilk bölümde feminist hareketin bu yeni döngünün ortaya çıkmasındaki rolüne biraz hızlıca değindim. Şimdi ikinci bölümde artık bu döngü biraz hakim olduğu bir sürü hareket var. Artık sol pek egemen değil. Çoklu bir hareketten bahsediyoruz. Hatta işte Agos etrafında Ermeniler de örgütleniyor. Bir sürü farklı toplumsal sorunlar etrafında yeni örgütlenmeler var. Bu ortamda kurumsallaşan baskı ortamı, çünkü o değişmiyor aslında. Arada bir küçük açılımlar oluyor, Avrupa Birliği süreci falan filan derken. Bazen o bazı olanaklar yaratıyor ama yani baskı ortamı gayet kurumsal. Bu kurumsallaşan baskı ortamı bu hareketler arasında, söylediğim hareketler arasında sürekli bir ittifakı zorunlu kılıyor. Yani zorunlu bir ittifakı sürekli kılıyor, ya da öyle söyleyeyim. Ve çünkü tek başına bir şey yapmak imkansız. Ancak başka hareketlerle birlikte yapılabilir. Yani sadece 8 Mart eylemlerinin örgütlenmesi, 1 Mayıs'ın örgütlenmesi falan gibi büyük şeyler değil. Aynı zamanda herhangi bir konuda biraz hareket geliştirmek için bile
ittifak zorunlu Türkiye'de. Avrupa'daki diğer sosyal hareketlerde bu biçimde değil. Şimdi bu hareket, bu ittifak 3 yıl sürse, 4 yıl sürse çok fazla bir değişimden bahsedemeyiz. Ama bu ittifak süreklileşince, yani zorunlu ittifak, sosyal hareketler arasındaki ittifak süreklileşince ve bu 10 yılı, 20 yılı alınca örgütler arasında ki etkileşim, çatışma, iç dönüşümlere, iç çatışmalara neden oluyor. Yani Kürt hareketi içindeki kadınlar, LGBT hareketi içindeki kadınlar, feminist hareketteki Kürtler, öbür hareketteki Ermeniler kendi hareketleriyle de hesaplaşmaya başlıyorlar. Ve örgütlerde iç çatışmalar başlıyor, hareketlerde iç çatışmalar başlıyor. İç çatışmalardan bazı örgütler gelişerek çıkıyor, bazıları kaybediyor. Fakat en önemlisi bu ittifak, bu örgütler arasında başlayan ittifak başka bir şey kuruyor. Örgütlerin etrafında sosyal ağlar kuruluyor. Yani sürekli görüşmeler, sürekli zorunlu olarak buluşmalar, bir süre sonra deneyimler arasındaki yolculuğu, felsefeler arasındaki yolculuğu, politik yöntemler arasındaki yolculuğu, paylaşımı da getiriyor. Ve bunlar tekrar devam edince bu paylaşımlar yapısallaşıyor. Ve birdenbire bakıyoruz sosyal hareketlerin etrafında, yani daha önce örgütler tarafından belirlenen sosyal hareketler etrafında, etrafında sosyal ağlar yapılaşıyor. Yani sosyal ağ kuruluyor ve yapısallaşıyor. Bu yapısallaşma kendi kültürünü de yaratıyor aslında. Ve network dediğimiz bir toplumsallaşma başlıyor ve bir sürü insan bu kültürün içinde gelişmeye başlıyor. Ve bu bunun içinde tabii çoğul eylem ve örgütlenme biçimleri, çoğul söylemler de gelişiyor. Ve bu paylaşımlar, biraz önce söylediğim paylaşımlar, örgütlerin mekanizmalarına takılmadan sosyal ağlar üzerinden, sadece internetten bahsetmiyorum, direkt fiziki sosyal ağlardan bahsediyorum, gelişiyor. Dolayısıyla yani 2010'lara kadar geldiğimizde Türkiye'de ciddi bir sosyal, sadece Türkiye'de, Türkiye'nin bütününde değil ama sosyal hareketler alanında bir devrimden bahsedebiliriz. Çünkü eskiden Ermeni konusunda mesela Hrant Dink burada çok önemli bir rol oynamıştır. Ya da ne bileyim Kürt toplumsal muhalefeti çok önemli bir rol oynamıştır. Her eşcinsel hareket özellikle Diyarbakır'da da örgütlenmeye çalışıyor. Kürtçe'de yayın çıkarmaya çalışıyordu. Her hareket dönüşüyor. Ya da işte sol hareketler daha önce işte feminizmi burjuva ideolojisi olarak tanımlamaya rağmen feminist olarak niteliyorlar kendilerini. LGBT komisyonları kuruyorlar kendi içlerinde. Yani burada bir büyük önemli bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu tabii sosyal hareketlere yeni deneyimler, yeni kaynaklar da yaratıyor. En imkansız görünen şartlarda bile mucizeler yaratma olanakları ortaya çıkıyor burada. Ve aslında daha da denetlenemez bir yapı oluşuyor sosyal hareketler ağında. Çünkü sadece örgütler üzerinden gelişmiyor ilişkiler. Ve feminist hareket bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Yani onu hem yani feminist hareket Türkiye'deki en çoğul hareket, yani kendi içinde bir sürü farklılığı barındıran bir hareket. Türkiye'de bu kadar çoğul başka bir sosyal hareketi görmek mümkün değil. Kendi iç çatışmaları da var. Ve bu kendi iç çatışmaları içinde yine bir hareket olarak kendi korunmaya devam ederken aslında sosyal hareketler arasındaki bütün bu etkileşimi yaratmada çok büyük bir rol oynuyor. Hem barış mücadelesinde, hem antimilitarist mücadelede, hem başka konularda düşünce özgürlüğü vesaire mücadelelerinde öne çıkıyor. Hem de ilk baştaki feministlerin yaptıkları gibi, yani 80 dönemindeki feministlerin yaptıkları gibi
siyasal iktidarın sosyal iktidarlarla nasıl bütünleştiğini göstererek mücadelenin çoğulcu olması gerektiğini de söyleyip aslında bütün örgütlerin dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Kadın oradaki patriarkal yapıların dönüşümü açısından özellikle. Bir de onu söylemeyi unuttum. 80'lerde hem bu örgütlerde sadece yani bu örgütlerin sol hareketlerin sadece ataerkil yapısını değil aynı zamanda ataerkil yapısıyla ilişkinleşen militarist yapılarını da sorguladığı için her şeyi yeniden kurmak zorunda kalıyorlar. Yani eylem biçimi, toplantı biçimi, örgüt içi ilişkiler biçimi, her şeyi yeniden düşünüyorlar ve bu ataerkilliğin yani erkeklik kültürünün etkilediği bütün o yöntemlerin ötesine geçmeye çalışıyorlar. İşte burada antimilitarist hareketle, LGBT hareketiyle, diğer hareketlerle de bütünleşiyorlar. Anarşist hareketle de yani direkt olarak bütünleşme yok, örgütsel bütünleşme yok ama iletişim var ve deneyim alışverişi var. Ve yeni yöntemler yaratmada bu anlamda feminist hareketin önemli bir öncülüğü var diye düşünüyorum. Böyle söyleyebilirim. Çünkü az zamanımız olduğu için hızlı gidiyorum. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Şu soru etrafında bitirmek istiyorum. Güncel gelişmeler ışığında yani bugün son 5 yılı düşünürsek feminist hareket bize ne söylüyor? Yani bu anlattığım mucizeler, toplumsal dönüşümleri güncel gelişmeler ışığı altında nasıl okunabilir? Soru bu. Herkes duydu, Avrupa basınında da çok yer aldı. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek nasıl bir yani feminist hareket çok güçlü diyoruz. Özellikle tabii hızlı geçtim 90'lardan sonra radikal pragmatizmi de geliştirdi. 80'lerde geliştirdiği radikal pragmatizmi de geliştirerek her şeyden faydalanıyor feminist hareket. Yani Avrupa fonlarından, değişik para kaynaklarından vesaire ve bu şekilde aslında büyük şehirlerin dışına çıkıp bir sürü farklı kadınlarla buluşuyor ve feminist hareketin içindeki çoğulculuk farklı kaynakları da bu hareketin içine akıtıyor. Farklı çalışma tarzları, farklı eylem örgütlenme tarzları da aslında bu hareketi birdenbire çok geliştiriyor. Ve aslında göründüğünden daha fazla yani Türkiye'nin birçok bölgesine yayılıyor. Tabii burada şeyi de söylemek istiyorum. Kürt hareketinin bu belli bölgelerde gelişmesi, aslında büyük şehirlerde de gelişmesi ve oradaki kadınların aslında hem Kürt kimliklerini hem kadın kimliklerini öne koymaya çalışmaları orada büyük bir dönüşümü de geliştiriyor ve orada belediyelerde bir sürü alanda kadınların kadın örgütlenmelerinin geliştiğini de görüyoruz. Yani dolayısıyla hem feminist hareket hem Kürt hareketi hem diğer hareketler kadınların bağımsız örgütlenmelerinin yolunu da açıyorlar. Bu kadar gelişmeye rağmen nasıl oluyor da bugün bütün bu politikalar gerçekleşebiliyor? Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabiliyor. Yani çok kısaca belirtmek gerekirse bugün Türkiye'de derin bir politik ve ekonomik krizden bahsediyoruz. Küçücük açılımlar, zaten var olan küçücük açılımlar yerini büyük bir otoriterleşmeye bıraktı. Hatta bir anlamda otoriterleşmeye bıraktı diyebilirim. Hatta 80 darbesinden bugüne hiçbir şekilde görülmemiş bir tarza gelişiyor bugün. Yani hiçbir zaman otoriter yapı yok olmamıştı. Ama bu noktaya kadar da gitmemişti. Hatta diyebilirim ki şu anda Türkiye'de sürekli bir savaş hali var. Hem içeride hem dışarıda. Hem Türkiye
Mısır'da, Libya'da bir sürü alanda bir savaş halinde, hem de Türkiye kendi içinde ve militarizmin ve milliyetçiliğin eski repertuarı canlanıyor. Hatta canlanarak zirveleşiyor bugünlerde. O kadar ki kurumsal mekanizmaları da aşıyor. Yani sürekli savaş hali kurumları ve yasaları, çok da demokratik olmayan yasaları ama en azından yasalar var, onları bile işlemez kılıyor. Hatta polisi, orduyu bile işlemez kılıyor. Militaristleşmeye paramilitaristleşme ekleniyor. Ve böyle bir ortamda geleneksel semboller tekrar ortaya çıkıyor. Erkekler silahlanıyor. Sadece orduda ve askerde değil, işte paramiliter yapılarda. Ve bir şekilde toplum seferber edilip disiplin altına alınıyor. Şimdi bu gelişmeler aynı zamanda liberal ekonominin geleneksel işbirliğini yeniden kurma sürecinde gelişiyor. Tam da burada yeni muhafazakarlık kadınlara sosyal ve sembolik olarak yeni geleneksel roller biçiyor. En temel haklarını bile geri almaya çalışıyor İstanbul Sözleşmesi'nde ya da başka şeylerde gördüğü gibi. Yani feminist hareketin tüm kazanımlarına rağmen erkeklerin kadınlar üzerindeki baskı ve sömürüsü yeniden yapılanıyor şu anda Türkiye'de. Peki bunlar nasıl gerçekleşebiliyor? Feminist harekete, devrimsel dönüşüm yaşayan sosyal hareket alanına ne oluyor peki yani? Bu devrim, yani bahsettiğim devrim toplumu, üst yapıyı, üst siyasal yapıyı hiç mi etkilemedi? Nasıl böyle olabiliyor? Bence etkiledi. Ama bu etkilerin açığa çıkabilmesi için biraz daha zaman gerekiyor. İkincisi, çok şiddetli bir baskıyla karşı karşıyayız ve genelleşen ve yaygınlaşan bir baskı. Yani sadece belli gruplara falan değil, genelleşen ve yaygınlaşan bir baskıdan bahsediyoruz. Yüz binden fazla siyasi tutuklu var, tıpkı 12 Eylül dönemi gibi. Ve özellikle bu baskılar dönüşüme ve yeni toplumsal hareketleri de hedef alıyor. Gezi eylemleri sonrasında bu eylemlere katılanların yaşadıklarını biliyoruz. Transların şu anda Türkiye'de yaşadığı çok büyük baskılar var. Özellikle translar ve LGBT hareketi genel olarak ve feministler sürekli bir kriminalizasyon tehdidi altındalar. Ve bu koşullarda toplumsal mücadeleler alanı yılların deneyimiyle biraz daha yakından baktığımızda görüyoruz ki bir yandan kendini korumaya çalışıyor, bir yandan direnmeye çalışıyor. Aynı zamanda kitlesel eylemler de var. Yani yüz binlerce tutuklu olmasına rağmen ya da bir sürü gözaltıları olmasına rağmen, bir sürü baskıları olmasına rağmen yine de eylemler var, direniş noktaları var. Çeşitli alanlarda sesini duyuran bir sürü değişik insanlar var. Dolayısıyla feminist hareket bu dinamiğin önemli bir parçası hala. Betondan fırladığı için zamanında, yani baskı koşullarında çıktığı için yeni baskı koşullarına da adapte olmayı biliyor. Yani repertuarında bu var. Adaptasyon taktikleri var. Dolayısıyla hep aynı biçimde eylemleri sürdürmüyor. Kendini adapte ediyor sürece. Pragmatik radikalizmi dediğim gibi geliştiriyor. Ama tabii ki hem feminist hareketin hem diğer toplumsal, genel olan anlamda toplumsal muhalefetin sınırsız şiddete karşı durması zor. Nereye kadar dayanabilir bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim sadece ve son olarak 1980'lerden bu yana hem feminist hareketin hem diğer toplumsal yeni hareketlerin, feminist hareketle etkileşim halinde gelişen toplumsal muhalefetin deneyimleri, taktik bilgileri, ilişkileri ve dokunabildikleri alanlar çoğaldı. Artık daha çok araca, daha çok deneyime ve düşünce ve eylem alanlarına sahip. Bundan sonraki süreç bu
bütün bunların siyasal baskı koşullarına karşı ne kadar direnebileceklerini ve bize ilk başta söylediğim determinist teorileri daha ne kadar başa çıkarmaya devam edeceklerini gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz ve bir parçası olacağız aynı zamanda bu sürecin. Teşekkür ederim.